Evet, değerli basın mensupları, bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. 8 milyon asgari ücretli çalışan ve ona ek olarak da 30 milyonu ilgilendiren insanlarımızın bugün burada asgari ücret konusunu takip etmektedirler. Dolayısıyla bu asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı. Bugünkü toplantılarımızda sadece işin başlangıcı oldu. Herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Dolayısıyla pazartesi saat 1:30'da tekrar komisyon üyeleri olarak, bakanımız olarak bir araya gelinecek ve süreç devam edecektir. Şu anda bu kadar açıklamam. Başka şu anda bir gelişmek. Türk İş yine burada olacak. Aynı. Evet, Çalışma Bakanı da olacak. Teşekkür ediyorum. İşçi arkadaşlarımız konuştu mu efendim? Söz aldı mı? İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini orada sordular. Görüşlerini arkadaşlarımız sundu. Yani görüşleri de arkadaşlarımızın asgari ücretlerini çalıştıklarını, geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini orada 4 tanesi de arkadaşlarımız komisyona aktardılar. Bunun üzerinde de işverenler değerlendirme yapacaklar. Onları da önümüzdeki hafta inşallah göreceğiz. İşçi arkadaşlarımızın söylemiş oldukları aynen bu gibi arkadaşlarımıza bir şey sormanın bir anlamında olmadığını düşünüyorum. Çünkü efendim, evet, elbette ki var. Çünkü çalışanlar bunlar. Geçim sıkıntısı çeken bunlar. Bunlar derken tüm asgari ücretlerinin temsilcisi bu arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız sıkıntılarını, geçinemediklerini dile getirdiler. Komisyon da bunun hepsini dinledi ve değerlendirme ona göre de yapılacak. Sayın Başkan, şimdi iki tarafta hep mutabakat çağrısı yaptı. Ortak bir karar alalım diye. Sizin bu konuda görüşünüz ne? Yani Türk İş'in kırmızı çizgisi ne olacak bu toplantıda? Değerli arkadaşlar, şimdi basın sürekli ücretleri belirliyor zaten. Yani basın kendisi şu kadar olacak, bu kadar olacak değerlendirme yapılıyor. Biz Türk İş olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücreti söylediğimiz zaman bağlanır kalırız. Ücreti veren, işveren tarafından ücret gelecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Yani ücreti, belirli bir ücret söyleyip de o ücretin altında kalmanın bir anlamı yok. İşverenin talebi üzerine görüşmesi gerekenlerin ortaya konması lazım. Yani burada kamuoyunu da yanlış yönlendirmemek lazım diye düşünüyorum. Kısa bir soru. Hayır. Yani biz Türk İş olarak temsil ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bunlar sonuçta Türk İş bu arkadaşlarımızı çalıştıkları yerden buldu, tespit etti, getirdi. Asgari ücretlerin çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımızın sıkıntılarını 8 milyon çalışanın sesi oldu bunlar bugün burada. 8 milyon bunu temsil ediyorlar. Dolayısıyla biraz evvel söyledim, 8 milyon çalışan 30 milyon kişiyi ilgilendiriyor. O nedenle bu 4 arkadaşımız onların sesi oldular. O nedenle getirdik. Önümüzdeki hafta bekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Efendim, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hadi buyurun. Teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.